Evet dedem, Alevilerin Cem Erkanlı ile ilgili bilgileri izleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyorum. Alevilerde Cem Erkanı nasıl yürütülüyor? Bunlar nelerdir? İzleyicilerimize bir aktarabilirseniz sevinirim. Evet, Cem kelime anlamıyla birlenme, toplanma anlamına taşıyor. Evet. Aleviler ibadetine Cem derler. Alevilerin ibadethanesinin ismine de Cemevi denir. Yani birlenme yeri, toplanma yerini ifade eder. Cem erkanlarına, cemevlerine her can gidebilir. Yani Alevi olmayan insanlarımız da cemevlerine gider. Cemlerine katılabilirler. Bunun herhangi bir unsur yoktur. Çünkü Cem'de tek bir olgu vardır. Can vardır. Can gözü vardır. Evet. Kişi, cinsiyet... Sen gözüyle bakılmaz. Tabii ki, kesinlikle. Çünkü kırklar ceminden alır mayasını, ruhunu. Kırklar cemine uygun bir şekilde hareket eder cem erkanları. Evet. Yani bir canın Alevi olması, Sunni olması, başka dine mensup olması, ateist olması, ceme gelmesi ve cemde bulunmasına engel değildir. Aleviler cem olurlar. Cem erkanlarına, hakkın birliğine şehadet getirirler. Aleviler cem olurlar. Peygamber Efendimizin mescidi olan ilk Mescid-i Nebevi'ye uygun bir şekilde hareket ederek cem olurlar. Aleviler cem olurlar. Belayatın sırrının emaneti Hak Muhammed Ali'nin yolunu sürme adına cem olurlar. Aleviler cem olurlar. İbadetinde zikrettikleri telli Kur'an'la birlikte tevhidler okurlar, duazlar okurlar. Bunlar aslında birer ibadetin parçalarıdır. Hatta ki Alevilerin halka namazı dediğimiz, halka namazından kastım işte aynı bir... Olmadı birader. Halka namazı mı tekrar olmadı? Nazar değdi bize tamam. Ya. Bir şey olmaz. Mirey'in nazarı değdi bize. Soruyu başta mı cevaplayayım? Zaten yorgunduk. Evet. Geri sayın. 5. Tamam. 4-3-2-1. Aleviler cem olurlar. Cem'in kelime anlamı ise birlenmedir, toplanmadır. Aynı zamanda Erdoğan dedem bir edebiyatçıdır. Onun yanında ben kelimeleri tarif ederken çok seçici ve dikkatli olurum. Dedem bağışlayın beni. Edebiyat öğretmeni olduğu için aynı zamanda eğitimci olduğu için. Aleviler Cem evine giderler. Alevilerin gittikleri makamın adı da Cem evidir. Yani birlenme evidir. Aleviler Cem evine giderken sadece dikkat ettikleri husus can gözüdür. Cem'de kişi, sınıf, ayrımı yoktur. Mezhep, din ayrımı... Ten gözü yoktur yani. Kesinlikle yoktur. Yani Alevi olmayan bir cam ceme gidebilir. Çünkü burada bir ayrımcılık yoktur. Yaradan'ın yarattığı her canlı cem erkanında eşittir. Şimdi ben burada izleyiciler şuraya takılabilir belki. Hani herkes ceme gidebilir. Bunların içinde Sünni kardeşlerimiz de var. Hani onlar da nasıl ceme gidebilir diye sorgulanabilir. Sohbet erkanlarına, her türlü sohbet erkanlarına oraya herkes açacağım. Katılabilir. Oraya açacağım. Evet. Devamında da kesinlikle görgü cemine sadece müdahale cemine katılır. Evet. Tanımlama açısından ben bunu yapmak istedim. Evet. Aleviler cem olurlar. Cem olurken de cem evlerini Hazreti Peygamber Efendimizin mescidi olan Mescid-i Nebevi'den örnek alırlar. Oradaki toplumsal birliğini konuşurlar, adaleti konuşurlar, barışı konuşurlar. Sevgili dedem az önce güzel bahsetti, sağ olsun aydınlattı bizi bu konuda. Aleviler Cem'de velayetin sırrının emanetini konuşurlar. Hak Muhammed Ali'nin yolunu sürerler. Evet. Aleviler derler ya, Aleviler namaz kılmıyor. Aleviler namazını halka namazı olarak eda ederler Cem evinde. Yani bütün canlar aynı şekilde... bir hani namazdaki üç hareket vardır. Ruku, kıyam, secde. Aleviler cem erkanının içerisinde secde de yaparlar. Kıyamda da dururlar, darda da dururlar. Alevilerin halka namazı da buradadır zaten. Alevilerin telli Kur'an'la birlikte hakkı zikrederler. Duazlı imamlarını okurlar.
aynı zamanda okudukları bu dua zimamların içerisinde her biri aslında bir Kur'an ayetidir. Evet. Bunu tamamlarlar. Neden burada bir soru sormak istiyorum. Yani benim kendi kafamdaki evet. şeyle alakalı özellikle bana sorarlar. Şimdi biz camilere karşı değiliz. Yani orada bir Allah'a ibadet ediliyor. Saygı duyuyoruz. Gidilir, inen şekilleri, ritüelleri bir şekilde yürütülür. Şimdi camide ezan-ı Muhammed okunur, cem evinde gülbengi Muhammed çekilir evet. diye bir tanımlama var. Yani bu tanımlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Herkes birbirinin ibadetine saygı duymalı. Mutlaka. Kesinlikle bu birer insanların olgularıdır. Camide, cemevide bu toplumun inandıkları olgulardan birer tanesi. Sünniler camiye gider, Aleviler cemevine gider. Ama herkes birbirinin ibadetine saygı duymalı. Birbirine de tabii karıştırılmamalı tanımlarını evet. yaparken. O şekilde eda ediliyor camide. Cemevinde bu şekilde eda ediliyor. Allah herkesin niyetini kabul eylesin. Allah'ım. Ama Alevilerin tabii ki biz bugün burada onları değil de hani o konulara girmeden biz kendi Alevi erkanındaki cemleri anlatmamızdan... Cemdeki Gülbengi Muhammed'le bağlantılı olarak hayır, söylemek. Hayır, hiç ama. Alakası yok. Çünkü bizim Gülbenklerimiz kendi yol erkanımıza uygun bir şekilde okunur. Çünkü evet. bizim Gülbenklerimizin özellikleri farklıdır. Anladım. Bunu onunla karıştırmamak gerekir değil mi sevgili evet. dedem? Çok farklı olgular. Bunu karıştırmamamız lazım. Bir de bir şey var. Biz namaz değil niyaz deriz. Evet. Yani niyazdır bizde tabii, var olan. Tabii. Dedem zaten namazın Kur'an'daki yerinin karşılığı salattır. Salatın Türkçe karşılığıysa duadır, niyazdır. Duadır, yani niyazdır. Kur'an-ı Kerim'deki bir namaz sözcüğünü bulamazsınız. Onun karşılığında bir salat sözcüğünü bulursunuz. Salatın da Türkçe karşılığı duadır. Dedemin buyurduğu gibi niyazdır. Ama halk dilinde bu tabii ki namaz olarak karşılaştırmaya çalışılıyor. Bu onunla karıştırılmamalı. Farklı bir olgular çünkü. Bizim niyazımız da dedemin dediği gibi duamız da salatımızdır. Tabii ki burada Aleviler cem erkanlarını belli bir ritüellerin içerisine yerleştirdiler. Mesela her perşembe akşamı cem evlerinde yapılan ibadetler yola gelen insanların, Aleviliği tanıyan insanların aslında bir eğitim cemidir. Eğitim ceminden kastım şu, Aleviliği içeriğini öğrenme amaçlı ibadet içerisinde muhabbet cemidir. Bir de özellikle bu Alevi erkanlarında görgü cemlerinden önce yapılan bir Abdal Musa cemleri vardır. Abdal Musa cemleri de görgü cemlerinden önce yola gelen taliplerin kırgınlıklarını, küskünlüklerini, sosyal adaletini sağlama adına her yapılan... Her ocakta yok sanırım. Hemen hemen her görgü cemlerinden yapılmadan önce yapılan bölgeler var. Hala unutulmadı. Bir bakıma görgü cemine hazırlık. Hazırlık denen bir adam yaşıyordu. Bir adım öncesi gibi. Yani yola talip olma adına bir aşamadır Abdal Musa cemleri. Ve nihayetinde yola talip olanların, yola talip olan musahiplerin girebileceği görgü cemleri. Yolda her sene bir talibin görgüden, dardan geçmesi adına yapması gereken bir görgü cemi var. Onu tabii ki ayrı bir soru başlığıyla açmamız gerekecek. Evet. Alevilerin cem erkanları kısaca böyle tanımlayabiliriz. Evet, evet değerli dostlar, hani şunu da kendi kendine de sorabilirsiniz. Biz burada Muharrem ayındayız, Yas-ı Matem'deyiz, Kerbela'yı anlatıyoruz. Ama her gün bu konularla sizleri dikkatinizi dağıtmadan Aleviliğin daha değişik konularını da ele alarak çok geniş ve evrensel bir açıdan bakıp sizleri bilgilendirmek için böyle değişik konulara giriyoruz. Çünkü zaten Muharrem'in kendisini yaşıyoruz. Yas-ı Matem'in, Muharrem'in ta içindeyiz. Bu sebepten dolayı bu duygularla bunun yanına bu bilgileri pekiştirecek, güçlendirecek ve sonuçta Hüseyin'e ulaştıracak bir aşamanın bilgileri sizlere aktarıyor. İmam Hüseyin'in yolundan bahsediyoruz. Tabii ki yani Hüseyin'in davasını anlatırken İmam Hüseyin'in evet. yolundan bahsetmek de eksiklik olur açıkçası. Yani değil mi, hep birbirini tabii ki, tamamlayan, birbirine tabii. bağdaşan tanımlamalardır. Şimdi dedem bir nefes diyelim. Değerli Zakir kardeşlerimizden, abilerimizden, izleyicilerimize. Buyurun.
Alekberim canım yavrum. Her tarafını kesmişler. Alekberim canım yavrum. Alekberim canım yavrum. Her tarafını kesmişler. Alekberim canım yavrum. Alekberim canım yavrum. Seni böyle görmez olam. Daha yüzüne duymadan hak yoluna canın veren. Alekberim canım yavrum. Alekberim canım yavrum. Hak yoluna canın veren. Alekberim canım yavrum. Alekberim canım yavrum. Fatma anam gör halımı. Kime diyem ben derdimi? Yezid kesti ekberimi. Alekberim canım yavrum. Alekberim canım yavrum. Yezid kesti ekberimi.
alekberim, canım yavrum, alekberim, canım yavrum. Allah'ım içim yanıyor, yaraları hep kanıyor. Yezid yavrum alekberim, canım yavrum, alekberim, canım yavrum, Yezid yavrum. Alekberim, canım yavrum, alekberim, canım yavrum. Eyvallah. Evet, değerli dostlar, yüreğine, sazının teline sağlık. Eyvallah. Hüseyin abimiz, Zakir'imiz. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi 72 şahı şu ya da ya, ne kadar mersiyeler, ne kadar deyişler, ne kadar nefesler söylense onun acısı yeri bambaşka. Sorumuza devam ediyorum. Şimdi dedem size sorayım özellikle. Şimdi Alevilik nedir dedik. Cemerkan'ın tanımlamasını, evet, yaptık. Hı hı. Ve bu az önce sizin de söylediğiniz gibi Cemerkan'ını yürütürken bunun devamında olan Görgü Cem'i dediğimiz, evet, cemlerimiz var. Bu Görgü Cem'ini izleyicilerimize açıklayabilir misiniz? Detaylarda neler var, nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle anlamı nedir? Bunlarla alakalı bilgi verirseniz. Tabii ki şöyle, Görgü Cem'i aslında çok ayrıntılı. Evet. Bunun, evet, bir programda ancak anlatabiliriz. Belki de gelecekte onu uygulamalı olarak da gösterebiliriz. Çünkü Görgü Cem'i çoğu yerde yapılmıyor. Bizim Malatya çevresinde Görgü Cem'leri yapıyoruz bizler. Görgü Cem'leri yılda bir kez yapılır. O yılın hesabı verilir. Ne ettin, ne etmedin, eksiğin var mı, yok mu? Hı hı. Onunla ilgili sorgular sorulur, eksiklerin tamamlanır. Ondan sonra Görgü Cem'ine gelebilirsin. Görgü Cem'i aslında biraz önce de belirtmiştim daha önce. Barışık yaşamanın bir aşamasıdır, bir yöntemidir. Orada dedelerimiz, pir, rehber, mürşit ve talipler bir araya gelir, dört kapıyı oluştururlar. Rehber gider, taliplere haber verir, görülecek olan kişilere haber verir. Onları hazırlar, Cem'e gelmelerini iletir. Onlar Cem'e hazırlanır. Eğer gücü yetmiyorsa pire getirir, pirin gücü yetmiyorsa mürşide getirir. Mürşitlik makamı orada son makamdır. Mürşit, örneğin iki kişi dargın.
İkisini de dinler, neden dargın olduklarına karar verir ve kesindir verdiği karar. Adil bir şekilde kararını verir. Şimdi bundan sonradır ki... Dedem özür dilerim, burada bir şey sorabilir miyim? Buyur. Şimdi rehberlik, mürşitlik ve pirlik. Pirlik. Şimdi bu ayrı ayrı bilimler. Birbirine bağlı fakat ayrı ayrı. Aslında dedem mesela, orayı tamamlayacak. Şimdi oraya geleceğim. Evet, evet gelecek. Şimdi, merakınızı anladım ben. Oraya geleceğim şimdi. Ben izleyicilerin adına. Şimdi dedem gelecek. Oraya geleceğim. Biz Cem'e gelirken, görgü Cem'lerine, önceden haber veriyoruz dedik. Görgü Cem'lerine gelirken tertemiz yıkanırız. Bu dış temizliğimizdir. Bir de görgü Cem'inde ayrıca gönül arındırma diye tarikat abdesti deriz biz ama. Evet. Tarikat abdesti aldırtırız. Orada gönül arındırmaktır. Dedem özür dilerim. Buyur. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde ibadete nasıl evet. gideceğimizi emrediyor. Orada 6. ayette belirtmiştir evet, orada. Etmiştir. Aleviler buna yani uygun bir şekilde gelin, abdestini alır gelirler. Tertemiz olarak. O, evet. Çünkü Cem evine gelirken bedeni yıkanır. Temizlik. Tertemiz giysilerini. Kutlu abdesti dediğimiz şey değil. Değil. Tertemiz giysilerini giyer gelir. Evet. Gelir Cem'e gelir. Geldikten sonra... Kapıdan içeri giren herkese bir can gözüyle bakarız. Orada evet. eşitliktir önemli olan. Çünkü yine bizde ozanlarımız söyler. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değildir diyor. Evet. Can ruhtur. Orada herkes bir candır. Bizim cemlerimizde kadın erkek ayrımı olmaz. Olmaz. Örneğin şurada diyelim. Kadınlar da olabilirdi eğer cam yapsaydık. Büyük küçük ayrımı olmaz, zengin yoksul ayrımı olmaz. Yine senlik benlik hiç olmaz. Evet. Orada her şeyi dışarıda bırakırsın, bir can olarak gelirsin. Burada bütünlük, kırklar ceminde olduğu gibi bir bütünlüktür önemli olan. Şimdi, görgüye gelen insanlar çoraplarını çıkarırlar. Halkada oturan insanlar çoraplarını dahi çıkarırlar. Evet. Çünkü gösterişe girmesin diye. Yüzüklerini çıkarırlar, küpeleri, takıları varsa çıkarırlar. Bu bencilliği simgelediği için ya da üstün sıfatı simgelediği için onları çıkar. Bütün sıfatlar ortadan kalkar. Dedem somuttan soyuta geçiş. Soyuta geçersin. Somut her şeyi ortadan kaldırır. Yani evet. zenginmiş, yoksulmuş ya da kadınmış, erkekmiş orada aranmaz. Evet. Orada bir candır. Herkes bir candır. Ve o canlar yola giderken nasıl ki dış etkenlerden arındıysa bir de iç etkenlerden de arınır. Nedir o içken? Ruhundaki sıkıntıdan arınır. Eğer birine yanlışlık yapmışsa onu giderir, ondan arınır. Küskünlüğü varsa barışır. Dede sorar. Eksiği olan tamamlasın. Dök. Evet dedem. Alevilerin Cem Erkanı ile ilgili bilgileri izleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyorum. Alevilerde Cem Erkanı nasıl yürütülüyor? Bunlar nelerdir? İzleyicilerimize bir aktarabilirseniz. Evet, cam kelime anlamıyla birlenme, toplanma anlamını evet. taşıyor. Aleviler ibadetine cam derler. Alevilerin ibadethanesinin ismine de cemevi denir. Yani birlenme yeri, toplanma yerini ifade eder. Cem erkanlarına, cemevlerine... her can gidebilir. Yani Alevi olmayan insanlarımız da Cem evlerine gider. Cemlerine katılabilirler. Bunda herhangi bir unsur yoktur. Çünkü Cem'de tek bir olgu vardır. Can vardır. Can gözü vardır. Kişi, cinsiyet... Sen gözüyle bakılmaz. Tabii ki kesinlikle. Çünkü kırklar Cem'inden alır mayasını, ruhunu. Kırklar Cem'ine... uygun bir şekilde hareket eder Cem erkanları. Evet. Yani bir canın Alevi olması, Sünni olması, başka dine mensup olması, ateist olması, Cem'e gelmesi ve Cem'de bulunmasına engel değildir. Aleviler Cem olurlar. Cem erkanlarına hakkın birliğine şehadet getirirler. Aleviler Cem olurlar. Peygamber Efendimiz'in mescidi olan ilk Mescid-i Nebevi'ye uygun bir şekilde hareket ederek Cem olurlar. Aleviler Cem olurlar, belayatın sırrının emaneti, Hak Muhammed Ali'nin yolunu sürme adına Cem olurlar. C
Cem'in kelime anlamı ise birlenmedir, toplanmadır. Aynı zamanda Erdoğan dedem bir edebiyatçıdır. Onun yanında ben kelimeleri tarif ederken çok seçici ve dikkatli olurum. Dedem başlayın beni. Edebiyat öğretmeni olduğu için aynı zamanda bir eğitimci olduğu için. Aleviler Cem evine giderler. Alevilerin gittikleri makamın adı da Cem evidir. Yani billenme evidir. Aleviler Cem evine giderken sadece dikkat ettikleri husus can gözüdür. Cem'de kişi, sınıf ayrımı yoktur. Mezhep, din ayrımı. Ten gözü yoktur yani. Kesinlikle yoktur. Yani Alevi olmayan bir cam Cem'e gidebilir. Çünkü burada bir ayrımcılık yoktur. Yaradan'ın yarattığı her canlı Cem erkanında eşittir. Şimdi dedem burada izleyiciler şuraya takılabilir belki. Hani herkes Cem'e gidebilir. Bunların içinde Sünni kardeşlerimiz de var. Hani onlar da nasıl Cem'e gidebilir diye sorgulanabilir. Sohbet erkanlarına, her türlü sohbet erkanlarına herkes katılabilir. Oraya açacağım. Evet. Devamında da kesinlikle Görgü Cem'ine sadece... Tabii, Görgü Cem'ine farklı katılır. Evet. Evet, tanımlama açısından ben bunu yapmak istedim. Evet. Aleviler Cem olurlar. Cem olurken de Cem evlerini Hazreti Peygamber Efendimiz'in mescidi olan Mescid-i Nebevi'den örnek alırlar. Oradaki toplumsal birliğini konuşurlar, adaleti konuşurlar, barışı konuşurlar. Sevgili dedem az önce güzel bahsetti, sağ olsun aydınlattı bizi bu konuda. Aleviler Cem'de velayetin sırrının emanetini konuşurlar. Hak Muhammed Ali'nin yolunu sürerler. Evet. Aleviler derler ya, Aleviler namaz kılmıyor. Aleviler namazını halka namazı olarak eda ederler Cem evinde. Yani bütün canlar aynı şekilde bir hani namazdaki üç hareket vardır. Ruku, kıyam, secde. Aleviler Cem erkanının içerisinde secdede de yaparlar. Kıyamda da dururlar, darda da dururlar. Alevilerin halka namazı da buradadır zaten. Alevilerin telli Kur'an'la birlikte hakkı zikrederler. Duazlı imamlarını okurlar. Aynı zamanda okudukları bu duazlı imamların içerisinde her biri aslında bir Kur'an ayetidir. Evet. Bunu tamamlarlar. Neden burada bir soru sormak istiyorum. Yani benim kendi kafamdaki şeyle alakalı özellikle bana sorarlar. Şimdi biz camilere karşı değiliz. Yani orada bir Allah'a ibadet ediliyor. Saygı duyuyoruz. Gidilir, inen şekilleri, ritüelleri bir şekilde yürütülür. Şimdi camide ezan-ı Muhammed okunur. Cem evinde Gülbengi Muhammed çekilir diye bir tanımlama var. Yani bu tanımlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Herkes birbirinin ibadetine saygı duymalı. Mutlaka. Kesinlikle bu birer insanların olgularıdır. Camide, cemevide bu toplumun inandıkları olgulardan birer tanesi. Sünniler camiye gider, Aleviler cemevine gider. Ama herkes birbirinin ibadetine saygı duymalı. Birbirine de tabii karıştırılmamalı tanımlarını yaparken. O şekilde eda ediliyor camide. Cem evinde de bu şekilde eda ediliyor. Allah herkesin niyetini kabul eylesin. Allah'ım. Ama Alevilerin tabii ki biz bugün burada onları değil de hani o konulara girmeden biz kendi Alevi erkanındaki Cem'leri anlatmamızdan... Cem'deki Gülbengi Muhammed'le bağlantılı olarak söylemek hiç alakası yok. Çünkü bizim Gülbenklerimiz kendi yol erkanımıza uygun bir şekilde okunur. Çünkü bizim Gülbenklerimizin özellikleri farklıdır. Anladım. Bunu onunla karıştırmamak gerekir değil mi sevgili dedem? Çok farklı olgular. Bunu karıştırmamamız lazım. Bir de bir şey var. Biz namaz değil niyaz deriz. Evet. Yani niyazdır bizde var olan. Tabii. Dedem zaten namazın Kur'an'daki yerin karşılığı salattır. Salatın Türkçe karşılığı ise duadır, niyazdır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir namaz sözcüğünü bulamazsınız. Onun karşılığında bir salat sözcüğünü bulursunuz. Salatın da Türkçe karşılığı duadır. Dedemin buyurduğu gibi niyazdır. Ama halk dilinde bu tabii ki namaz olarak karşılaştırmaya çalışılıyor. Bu onunla karıştırılmamalı. Farklı bir olgular çünkü. Bizim niyazımızda dedemin dediği gibi duamız da salatımızdır. Tabii ki burada Aleviler Cem erkanlarını belli bir ritüellerin içerisine yerleştirdiler. Mesela her perşembe akşamı Cem evlerinde yapılan ibadetler yola gelen insanların, Aleviliği tanıyan insanların aslında bir eğitim cemidir. Eğitim ceminden kastım şu. Aleviliği içeriğini öğrenme amaçlı ibadet içerisinde muhabbet cemleridir. Bir de
özellikle bu Alevi erkanlarında görgü cemlerinden önce yapılan bir Abdal Musa cemleri vardır. Abdal Musa cemleri de görgü cemlerinden önce yola gelen taliplerin kırgınlıklarını, küskünlüklerini, sosyal adaletini sağlama adına her yapılan... Her ocakta yok sanırım. Hemen hemen her görgü cemlerinden yapılmadan önce yapılan bölgeler var. Hala unutulmadı. Bir bakıma görgü cemine hazırlık. Hazırlık eden bir adam, bir adım öncesi gibi. Yani yola talip olma adına bir aşamadır Abdal Musa cemleri. Ve nihayetinde yola talip olanların, yola talip olan musahiplerin girebileceği görgü cemleri. Yolda her sene bir talibin görgüden, dardan geçmesi adına yapması gereken bir görgü cemi var. Onu tabii ki ayrı bir soru başlığıyla açmamız gerekecek. Evet. Alevilerin cem erkanları kısaca böyle tanımlayabiliriz. Evet, evet değerli dostlar, hani şunu da kendi kendine de sorabilirsiniz. Biz burada Muharrem ayındayız, Yas-ı Matem'deyiz, Kerbela'yı anlatıyoruz. Ama her gün bu konularla sizleri dikkatinizi dağıtmadan Aleviliğin daha değişik konularını da ele alarak çok geniş ve evrensel bir açıdan bakıp sizleri bilgilendirmek için böyle değişik konulara giriyoruz. Çünkü zaten Muharrem'in kendisini yaşıyoruz. Yas-ı Matem'in, Muharrem'in ta içindeyiz. Bu sebepten dolayı bu duygularla bunun yanına bu bilgileri pekiştirecek, güçlendirecek ve sonuçta Hüseyin'e ulaştıracak bir aşamanın bilgileri sizlere aktarıyor. İmam Hüseyin'in yolundan bahsediyoruz. Tabii ki yani Hüseyin'in davasını anlatırken İmam Hüseyin'in yolundan bahsetmek de eksiklik olur açıkçası. Yani hep birbirini tamamlayan, birbirine bağdaşan tanımlamalardır. Şimdi de bir nefes diyelim. Değerli Zakir kardeşlerimizden, abilerimizden, izleyicilerimize. Buyurun. Ekberim canım yavrum, Alekberim canım yavrum, her tarafını kesmişler. Alekberim canım yavrum, Alekberim canım yavrum.
seni böyle görmez olam. Daha yüzüne doymadan hak yoluna canın veren Alekberim, canım yavrum. Alekberim, canım yavrum. Hak yoluna canın veren Alekberim, canım yavrum. Alekberim, canım yavrum. Fatma anam, gör halımı. Kime diyeyim ben derdimi? Yezid kesti ekberimi, Alekberim, canım yavrum. Alekberim, canım yavrum. Yezid kesti ekberimi, Alekberim, canım yavrum. Alekberim, canım yavrum. Allah'ım içim yanıyor, yaraları hep kanıyor. Yezid yavrum Alekberim, canım yavrum. Alekberim.
Yezid yavrum ağlıyor. Alekberim değerli dostlar, yüreğine, sazının teline sağlık. Eyvallah. Hüseyin abimiz, Zakir'imiz. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi 72 şahı şüyada ya, ne kadar mersiyeler, ne kadar deyişler, ne kadar nefesler söylense onun acısı yeri bambaşka. Sorumuza devam ediyorum. Şimdi dedem size sorayım özellikle. Şimdi Alevilik nedir dedik. Cemerkan'ın tanımlamasını evet. yaptık. Hı hı. Ve bu az önce sizin de söylediğiniz gibi Cemerkan'ını yürütürken bunun devamında olan Görgü Cem'i dediğimiz evet. cemlerimiz var. Bu Görgü Cem'ini izleyicilerimize açıklayabilir misiniz? Detaylarda neler var, nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle anlamı nedir? Bunlarla alakalı bilgi verirseniz. Tabii ki şöyle, Görgü Cem'i aslında çok ayrıntılı. Evet. Bunun evet. bir programda ancak anlatabiliriz. Belki de gelecekte onu uygulamalı olarak da gösterebiliriz. Çünkü Görgü Cem'i çoğu yerde yapılmıyor. Bizim Malatya çevresinde Görgü Cem'leri yapıyoruz bizler. Görgü Cem'leri yılda bir kez yapılır. O yılın hesabı verilir. Ne ettin, ne etmedin, eksiğin var mı, yok mu? Hı hı. Onunla ilgili sorgular sorulur, eksiklerin tamamlanır. Ondan sonra Görgü Cem'ine gelebilirsin. Görgü Cem'i aslında biraz önce de belirtmiştim daha önce, barışık yaşamanın bir aşamasıdır, bir yöntemidir. Orada dedelerimiz, pir, rehber, mürşit, ve talipler bir araya gelir, dört kapıyı oluştururlar. Rehber gider, taliplere haber verir, görülecek olan kişilere haber verir. Onları hazırlar, Cem'e gelmelerini iletir. Onlar Cem'e hazırlanır. Eğer gücü yetmiyorsa pire getirir, pirin gücü yetmiyorsa mürşide getirir. Mürşitlik makamı orada son makamdır. Mürşit, örneğin iki kişi dargın. İkisini de dinler, neden dargın olduklarına karar verir ve kesindir verdiği karar. Adil bir şekilde kararını verir. Şimdi bundan sonradır ki... Dedem özür dilerim, burada bir şey sorabilir miyim? Buyur. Şimdi rehberlik, mürşitlik ve pirlik. Pirlik. Şimdi bu ayrı ayrı birimler... Birbirine bağlı fakat ayrı ayrı. Aslında dedem mesela, orayı tamamlayacak. Şimdi oraya geleceğim. Evet, evet gelecek. Şimdi, merakınızı anladım ben. Oraya geleceğim şimdi. Ben izleyicilerin adına. Şimdi dedem gelecek. Oraya geleceğim. Biz Cem'e gelirken Görgü Cem'lerine önceden haber veriyoruz dedik. Görgü Cem'lerine gelirken tertemiz yıkanırız. Bu dış temizliğimizdir. Bir de Görgü Cem'inde ayrıca gönül arındırma diye tarikat abdesti deriz biz ama evet. tarikat abdesti aldırtırız. Orada gönül arındırmaktır. Dedem özür dilerim. Buyur. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde ibadete nasıl evet. gideceğimizi orada 6. ayette belirtmiştir evet, orada. Belirtmiştir. Aleviler buna yani uygun bir şekilde temiz gelin. Abdestini alır gelirler. Tertemiz olarak o evet. çünkü Cem evine gelirken bedeni temizlik. Tertemiz giysilerini giyer gelir. Evet. Gelir Cem'e gelir. Geldikten sonra kapıdan içeri giren herkese bir can gözüyle bakarız. Orada evet. eşitliktir önemli olan. Çünkü yine bizde ozanlarımız söyler. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değildir diyor. Evet. Can ruhtur. Orada herkes bir candır. Bizim cemlerimizde kadın erkek ayrımı olmaz. Olmaz. Örneğin şurada diyelim. Kadınlar da olabilirdi eğer cam yapsaydık.
Büyük küçük ayrımı olmaz. Olmaz. Zengin yoksul ayrımı olmaz. Yine senlik benlik hiç olmaz. Evet. Orada her şeyi dışarıda bırakırsın. Bir can olarak gelirsin. Burada bütünlük, kırklar ceminde olduğu gibi bir bütünlüktür önemli olan. Şimdi görgüye gelen insanlar çoraplarını çıkarırlar. Halkada oturan insanlar çoraplarını dahi çıkarırlar. Evet. Çünkü gösterişe girmesin diye. Yüzüklerini çıkarırlar, küpeleri, takıları varsa çıkarırlar. Bu bencilliği simgelediği için ya da üstün sıfatı simgelediği için onları çıkar. Bütün sıfatlar ortadan kalkar. Dedem, somuttan soyuta geçir. Soyuta geçersin. Somut her şeyi ortadan kaldırır. Yani evet. Zenginmiş, yoksulmuş ya da kadınmış, erkekmiş orada aranmaz. Evet. Orada bir candır. Herkes bir candır. Ve o canlar yola giderken nasıl ki dış etkenlerden arındıysa bir de iç etkenlerden de arınır. Nedir o iç etken? Ruhundaki sıkıntıdan arınır. Eğer birine yanlışlık yapmışsa onu giderir, ondan arınır. Küskünlüğü varsa barışır. Dede sorar. Eksiği olan tamamlasın, döktüğü olan toplasın, yanlışı olan düzeltsin, dost doğru gelin der. Oraya dost doğru gelmek önemli. Bu nedir? İnsanın insan olmasıdır. Yine Ozan'ımız ne diyor? İşte ben bir insan olmaya geldim diyor. İnsan olmak öyle kolay değil. Belli eğitimden, belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Biraz önce de belirttim, biz dört kapıdan geçerek geliriz oraya. Dedem, bu dört kapı aynı zamanda talip, rehber, talip, pir ve mürşit olgular. Talip, rehber onun simgeleridir. Değil mi? Dört kapı nedir? Şeriat, tarikat, marifet, sırrı hakikattır. Şimdi şeriat kapısı nedir o zaman? Evet. Şeriat kapısı kurallar. Yani Yüce Allah'ı tanımak, Hazreti Muhammed Mustafa'yı, Şah-ı Merdan Ali'yi tanımak, bilmek, onlara gerekli olan saygıyı, sevgiyi göstermektir. Çünkü onları seveceksin ki bizi yaratanları seveceğiz, yaratılanları da sevelim. Eğer siz kamu alemi bir gözle görmüyorsanız zaten yaptığınız ibadet, ibadet değildir. Dedem bu, özür dilerim, bu şeriat derken günümüzde algılanan hayır, bir... Hayır, o değil. Yani günümüzde bağlı. İzleyicilerimize anlatmak... Yok yok, onunla ilgisi soldum, yok. Ben de ben onun için dedim kurallar, buradaki kurallar. O kurallar nedir? Kendini bilmek, işte Hak Muhammed Ali'yi bir bilmek, kendini eğitmek, temizliğine dikkat etmek, çevresiyle iyi ilişkiler kurmak, şeriat budur, kendini yetiştirmek. Evet. Yani yetiştirmek, topluma saygılı olmak. Toplum içinde yaşıyoruz. Toplumun belli kuralları var. Onlara uymak zorundayız. Örneğin üst katta oturuyorsun. Alt katta başka bir komşu var. Üstten bir şey atıyorsun. Bu bizim yolumuzda yoktur. Komşuyu rahatsız ediyorsun. Bu doğru değil. Şeriattaki amaç budur yani. Topluma, yaşadığın ortama değer vermektir. Hatta biz şöyle Muharrem aylarında olsun, diğer aylarında olsun, köylerde... Çok eskiden, bundan 60 yıl önce, 55-60 yıl önce ben köydeydim o zaman. Büyüklerimiz şöyle derdi, akşam karanlık olunca o zaman lavaboları falan yok. Sakın dışarı sıcak su dökme derlerdi pencereden. Niye? Çünkü oradan bir kurbağa geçebilir, bir böcek geçebilir, bir hayvan geçebilir. Üzerine sıcak su dökülür, acı çeker. Yani bu şekilde terbiye edilir insan. Bu terbiyeyle yetişen insan tabii ki komşusuna da saygı gösterir, çevresine de saygı gösterir, doğaya da saygı gösterir. Biz zaten dört kapı, kırk makam derken o kırk makamın içinde bilim öğrenmek, kendini yetiştirmek, aynı zamanda yaşadığın doğaya saygı göstermek. Doğayla iç içe yaşıyorsun, saygı göstereceksin ki mutlu yaşayasın. Doğada hayvanların mutsuz olduğu bir ortamda siz ne kadar mutlu olabilirsiniz? Evet, artık evet. Dünya çok küçük. Afrika'da bir olay olduğun zaman hepimiz mutsuz oluyoruz. Bu bizi etkiliyor. İşte bu yönden bizi yetiştiriyor inancımız. Şimdi şeriat kapısını geçip geçmek için de tarikat kapısına geliyorsunuz. Tarikat yol demek. Orada ikrar veriyorsunuz, söz veriyorsunuz. Müsahip kardeşliği edinip, tabii onu daha sonraki konularda da belki açıklarız. Müsahip kardeşiyle birlikte gelir, müsahip kardeşi olur. Onlar önceden anlaşmıştır, yaşı uygundur,
fikri uygundur, ruhu uygundur, birbirleriyle geçinebilecektir. Hazreti Muhammed Mustafa ile Şah-ı Merdan Ali gibi bir candır. Hazreti Muhammed ne diyor? Hazreti Ali için. Canı canımdan, eti etimden, kanı kanımdan, ruhu ruhumdan. Lahmik, Ali, lahmik, ruhmik, evet. Ruhmik, cismek, cismek. Evet. Beni seven Ali'yi evet. sever, Ali'yi seven beni sever, beni seven Allah'ı sever. O zaman diyor, Ali'nin yani Ehl-i Beyt'in yolundan gidin diyor. Hatta o zaman soruyorlar, konu böyle birbirine bağlantılı gidiyor da o açıdan açıklıyorum. Ehl-i Beyt kimdir diyorlar. Diyor ki, Hazreti Ali'yi çağırıyor yanına, Fatma anamızı çağırıyor, İmam Hasan'la Hüseyin'i çağırıyor. Onları abası altına alıyor. İşte benim Ehl-i Beyt'im bunlardır diyor. Ehl-i Beyt'ime saygı gösterin. Onları sevin ki benden şefaat bekleyesin diyor. Onun için Alevi toplumu Hazreti Muhammed Mustafa'nın çizdiği o güzel yolu takip ederek Ehl-i Beyt'e sımkı sıkı sevgiyle bağlı kalmıştır. Bizi bugünlere taşıyan zaten Ehl-i Beyt sevgisidir. Bu bütün ozanlarımız, düşünürlerimiz dizelerinde, şiirlerinde, duazlarında Ehl-i Beyt konusunu işlemişlerdir. 12 imamları işlemişlerdir. İmam Hüseyin'i, İmam Hasan'ı, İmam Ali'yi işlemişlerdir. Hepsinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın adı geçer. Evet. Yani bizi biz eden değerlerdir bunlar. Evet. Onun için Aleviliğin ortak değeridir bunlar. Aleviliği yaşatan bu değerlerdir, saygıdır. Onlara duyduğumuz saygıdır. O saygıyla biz tarikata gireriz işte. Evet. Müsahip kardeş oluruz, tarikat yola gireriz. Yola girerken dedemiz sorar, eksiğiniz var mı? Anlaştınız mı birbirinize? Birbirinize bundan sonra yardımlaşacağınıza söz veriyor musunuz? Birbirinizden hiçbir zaman yanlış davranmayacağınıza söz veriyor musunuz? Çünkü ikisi birlikte ahirete gidecektir. Hakkın huzuruna gidecektir. Örneğin ben burada bir yanlışlık yaptım. Benim müsahibim İngiltere'de. Benim yaptığım yanlışlıktan o da etkileniyor. Ben yaptım bir yanlışlık, görgü cemine giremiyorum. Müsahibim de giremiyor. O zaman kendime bir çeki düzen veriyorum. Ben diyorum şu yanlışlığı yaparsam, işte şu mumu alırsam benim o zaman müsahibim de bundan etkilenecek. O da zarar görecek. O kendini yetiştiriyor, eğitiyor. Tarikata giren bir insan ancak görgü cemine girebilir. Yani evet. müsahip kardeşiyle birlikte görgü cemine gelebiliyor. Görgü cemine gelmesi için de yine kendini yetiştirmesi, bilim öğrenmesi, yolu bilmesi, yola saygılı olması, topluma saygılı olması, insanlara saygılı olması gerekiyor. Geldi dedenin huzuruna görgü ceminde. Tabii ki orada bunun akışı çok farklı. 12 hizmet vardır, post serilmesi var, delil uyandırması var, kurban duası vardır. Onlar o hizmetler yapıldıktan sonra sorgu başlar. Taliplerle Dar-ı Mansur dedem. Dar-ı Mansur olurlar. Dedenin karşısına gelip niyaz ederler. Dede önce sorgudan geçirir, daha sonra duasını verir. Geçirir ve toplumdan rızalık alır. Burada kaç kişi bulunuyoruz? Bunlardan rızalık alarak yola gider. Talipler geldiler, durdular. Dede sordu. İşte ana baba hakkı hak mı? Ehl-i Beyt'i sevmek hak mı? Muharrem ayında oruç tutmak hak mı? Yasin Matem ayı hak mı? Onlar boynunu eğerek hak anlamında hak olduğunu belirtirler. Ayakta dimdik dururlar, dost doğru dururlar. Şimdi orada yine sorar, komşu hakkı hak mı derler. Bizde komşu hakkı çok önemlidir. Hatta ceme gelirken bile gider komşusundan rızalık alır. Ben görgü cemime gidiyorum, benden razı mısın? Dedem özür diliyorum, o komşusu Sünni de olsa... Tabii hiç kimse fark etmiyor. Olsa, fark etmiyor. Tabii ki, tabii. Komşu hakkı diyoruz, kim olursa olsun. Evet. Yani Hristiyan da olabilir, Müslüman da olabilir, inanmayan da olabilir. O hak, hiç o cemde soruluyor. O hakkı sorar, komşu hakkı. İsterse... Baktı ki komşusu bir haksızlık etmiş, ceme gelir, dedenin huzurunda söz alır. Dede, bu komşumdan razı değilim der. Onu dediği zaman dede nedenini sorar. Onların rızalığını sağlar. Evet. Eğer onu sağlamazsa onu görgü ceminden çıkarır. Evet. Duasını vermez. Bu aşamaya gelir. Ondan sonra marifet
kapısı vardır. Marifet de kendini eğitmek, yetiştirmek, bilimi öğrenmek, öğrendiği bilimi paylaşmak. Eğer paylaşmıyorsan o bilimin de bir anlamı yok. Biz şimdi dedelerin üzerine düşen görevler vardır. Nedir? Görgü cemine yapmak, dede talipleri bir araya getirip görmek. Eğer bu hizmeti yapmıyorsan görevini yerine getirmiyorsun demektir. Yine İmam Cafer-i Sadık buyruğunda belirtir. Evet. Bir dede görevini yapmıyorsa diyor, günah işler diyor. Bir talip de görevini yapmıyorsa günah işler. Aynı şekilde bundan sonraki aşamada eğer talip sorgudan, sualden geçmişse ve de orada bulunan komşuların, cemaatin rızalığını almışsa ondan sonra dede duasını verir ve gönül rahatlığıyla o yılın hesabını vermiş olur. Evet. Eğer hesabını veremiyorsa ceme katılamaz, dışlanır. Evet. Bundan sonra sır hakikat kapısı vardır ki işte o önemlidir. Yani ölmeden önce ölmek. Bu nedir? Bütün eksiklerini tamamlayıp Yüce Allah'ın huzuruna dosdoğru çıkmak. Yani bir can olarak gidebilmektir. Tertemiz olarak gidebilmektir. O zaman dede onları tarıklamadan geçirir. Biz de sitem deriz, tarıklama deriz. Dede taliplerini çağırır, eşlerini de çağırır. Zaten sorgulamada eşleri de geliyor, sırf kendileri gelmiyor. Eşlerini de çağırır. Müsahip kardeşi yere büyük olan öbürü kolunu onun üzerine atar. Daha sonra onların eşleri gelir, ayakları yalın ayaktır. Çünkü eşitliği simgeler. Bacının biri öbürünün ayağını kapatır, öbür bacı öbürünün ayağını kapatır. O eksikliği varsa görmediğimiz, bilmediğimiz onları da gidermiş olur. O zaman onların duasını verir. 12 imamların adını sayar ve evet, dualarını verir. Böylece tertemiz olarak o yılın hesabını vermiş olarak evlerine giderler. Görgü ceminden geçmiş olurlar. Görgü ceminden geçmiş olurlar. Tabii ki ben özet olarak yani evet, anlatıyorum. Evet, evet. Çok ayrıntılı bunlar. Evet. İnşallah nasip olur. Onu da İnşallah. Görürüz yine. Evet değerli dostlar. Dedem yüreğine sağlık. En azından görgü cemiyle alakalı genel şöyle bir gözümüzün önünden süzdük. İzleyicilerimizde hiç gitmeyenler varsa da en azından bunu dinleyerek kendilerine bir şey katmışlardır inşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Talip ol bağlandın ise peyk sofulara beyan eylesin. Bu yola talip ol bağlandın ise peyk sofulara beyan eylesin. Hakikat aşkıyla dalandın ise dine derman eylesin dur. Hakikat aşkıyla dalandın ise git kendi pirine derman eylesin. Git kendi pirine derman eylesin dur. Müsahibini al durasın dara, dört başın mahmur et tapma mundara.
Müsahibini al burasın dara. Dört başın mahmure tapma mundara. Müminler fakirdir deyi fukara. Bu hakkın ceminde cevlan eylesin dur. Müminler fakirdir deyi fukara. Bu hakkın ceminde cevlan eylesin. Bu hakkın ceminde cevlan eylesin dur. Kemerbest bağlamış başında tacı. Kulağında küpe güruhun acı. Kemerbest bağlamış başında tacı. Kulağında küpe güruhun acı. Gönül bir Kâbe'dir yap da ol hacı. Davut suları de nişan eylesin dur. Gönül bir Kâbe'dir yap da ol hacı. Davut suları de nişan eylesin. Davut suları de nişan eylesin. Evet değerli eylesin. Dostlar, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sorularımızla gene dedelerimizin bilgilerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Kısa bir nefes arasından sonra zakirlerimize, nefeslerine sağlık diyorum. Evet dedem, yine bir soru daha sizinle paylaşayım. Biliyoruz hepimiz Alevilik'te düşkünlük vardır. Bu düşkünlüğün boyutu nedir? Bu düşkün olan kişiler kimlerdir? Nasıl düşkünlük olunur? Bunlarla alakalı izleyicilerimize bilgilerinizi aktarırsanız çok memnun kalırız. Onu şöyle açıklayabiliriz. Biraz önce demiştik, evet. Dost doğru ol, dost doğru Cem'e gel diye. Olur ya, içinde yeterli bilgiye sahip olmayan, kendini eğitmemiş, evet. Ya da herhangi bir nedenle yanlış yola girmiş olanlar düşkün sayılır ve Cem'e giremez olan onlar. Kimlerdir onlar? Bizde pek yaşanmadı, şimdiye kadar da olmadı ama bir cana kıyanlar hiçbir zaman bağışlanmaz. Düşkün sayılır ve Cem'e giremez. Affı olmaz yani. Hiçbir affı dedem, yok. Kur'an'da da Yüce Allah diyor ki, hani örnek vermek için, evet, lafınızı bulayım. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüştür. Acaba Aleviler gerçekten bu ilahi emir üzerine her canı bu kadar önemsiyor mu? Zaten şöyle, benim Kâbem insandır diyorsanız, evet, siz insanı... Yüce Tanrı'yı insanın kendisi olarak, yani yansıması olarak görüyor ya da evreni, yaratıcının bir yansıması olarak görüyorsanız o zaman bir insana kıyamazsınız. Evet. Bir canlıya da kıyamazsınız. Yani zarar veremezsiniz. Eğer zaten bir insanı isteyerek ya da istemeyerek fark etmiyor, siz ortadan kaldırmışsanız, ona kan akıtmışsanız, zarar vermişseniz hiçbir zaman... Hiçbir koşulda Cem'e giremezsin. Düşkün olursun. Çünkü kendini eğitmen gerekiyordu. Bunu bilmen gerekiyordu. Bunu öğrenmen gerekiyordu. Biz insana değer veririz. İnsanın yaşamasını isteriz. Kendim nasıl yaşıyorsam bir başkasının da yaşaması gerektiğini, ona saygı duymam gerektiğini de bilmem gerekiyor. Bunu öğrenmem gerekiyor, belli bir yaşa geliyorum. Şimdi... Bizler hangi inançtan olursa olsun,
İster havraya gitsin, ister kiliseye gitsin, ister sinagoga gitsin, inansın, inanmasın. Fark etmiyor. Hepsi bizim gözümüzde insandır, eşittir, bir candır. Hiç, hepsine saygı duyuyoruz yine. Bütün inançlara saygımız var. İnanmasa bile Allah'la kendi arasındadır bu. Tabii ki. Onun için ben kendime bakarım, özüme bakarım, yoluma bakarım. Eğer ben yoluma dosdoğru gidiyorsam zaten bütün insanlar benim gözümde eşittir. Eğer bu eşitliği bozmuşsam bunun da bir yaptırımı olmalı, bir cezası olmalı. İşte o cezada düşkün olmak, ceme girememek. Bu da utanılacak bir durumdur çünkü toplum selam vermez ona, düğününe gitmez, cenazesine gitmez. Toplum da dışlar onu. Aslında Alevilikte en ağır durumdur. En ağır durum, utanılacak durumdur. Tek başına kalır, ya orayı terk eder ya da kimseyle konuşamaz. Yani dedem aslında burada şöyle mi demek isteyeceğiz aslında? Alevilik ilk önce ahlaklı olmalı, insani olguların temelinde olduktan sonra ibadete geçebileceğini söyleyebileceğiz açık bir dille. Yani ilk önce bir cana kıyanın veya insana uygun olgularının tamamlamayan bir insanın ibadete başlamaması gerektiğini. Zaten başlayamıyor. Başlayamıyor dedim. Zaten orada bir katil giremiyor ceme. Yok hayır. Bir gelemez. Hırsız giremiyor ceme. Gelemez, gelse bile biz bilmiyoruz. Örneğin geldi, ceme girdi. Evet. Orada bulunan canlardan onlar da kendini sorumlu hissediyorlar. Tabii. Birisi kalkıyor diyor ki dede şu kişi şu suçu işledi. Burada niye burada diye soruyor. Evet. O zaman siz çağırıyorsunuz. Suçun nedir? Doğru mu yalan mı? Onu da dinlemeniz gerekiyor. Tabii. Suçun nedir? Hangi suçu işledin? Hak mahkemesi oluşuyor. Tabii ki hak mahkemesi burada. Halk mahkemesi aynı zamanda. Evet. Çünkü halkla hak bir araya gelmiş, geliyor. Bütünleşmiştir. Tevhidi oluşturuyor. Orada eğer suçluysa dede onu cemden dışarı çıkarır, evet. Suçluysa. Hak cemini almıyor. Ama dede onu yargılar, suçsuzluğuna kanaat getirirse tabii ki o zaman cemde kalabilir. Ama ortada bir suç varsa hiçbir zaman dede onu ceme almaz. Burada taliplerin de birbirini denetlemesidir. Şimdi burada dört kapı diyoruz. Talip, rehber, pir, mürşit. Şimdi dördü birbirini denetliyor aynı zamanda. Evet. Talibi rehber denetler, talip birbirini de denetler aynı zamanda. Yanlış olanı gelir söyler. Rehber de onları gözlemler. Eksiği olanı, küskün olanı gözlemler, belirler onu. Pire getirir, pir de onları gözlemler yine. O da onu denetler. Eğer çözer, zaten söylemiştim, mürşit kesin olarak. Eğer derseniz ki hani mürşit de yanlışlık yaparsa ne olacak? O zaman da mürşidin büyükleri var. Diyelim ben mürşitlik kapısıyım. Evet. Allah vermesin bir yanlışlık yaptım. Benim büyüğüm gelir beni yargılar. Ya da talipler de dede sen bu suçu işledin. Sen niye oturuyorsun bu posta der. O posta oturmak kolay değil ki. O post İmam Hüseyin'in postu. Pirlik postu. O bir makamdır. Yani oraya herkes oturamaz. Hani herkes gelsin buraya dizilsin diye bir şey yok. Evet. Eğer o bilgideyse dede, o bilinçteyse, o yetenekteyse, o bilgiyle, donanımla gelmişse ancak cemi yürütebilir. Yeterli değilse cemi yürütemez. Evet. Bir de eksiği varsa zaten yürütemez. Evet. Onun da cezası vardır ayrıca. O da farklıdır. Çünkü İmam Hüseyin bütün zorbalıklara, bütün zorluklara, bütün acımasızlıklara karşın Yezid'in o acımasız uygulamasına karşı ne dedi? Ey Yezid, senin gittiğin yol babamın, dedemin gittiği yol değil. Sen yanlış yoldasın, sen kötülük yapıyorsun, sen topluma zulmediyorsun. O dönemi anımsarsanız toplumun bütün kazançları çarçur ediliyor. Eğlencelerde, sefahatlerde harcanıyor. Bunu gören toplumda isyan ediyor bir yerde. Hazreti Hüseyin'den yardım istiyorlar. Hazreti Hüseyin bu haksızlığa karşı geldiği için küçücük yavrusuyla, çoluğuyla, çocuğuyla şehit olmayı göze alıyor. İşte Alevi toplumu. Bu nedenledir ki kendini eğitmiş, yetiştirmiş, haksızlıklara karşı gelmesini bilen bir toplumdur. Dede de bu bilgilerle donanmıştır. Haksızlığı affetmez ya, haksızlık varsa onu
Eğer kendi düzeltecekse düzeltir, düzeltmiyorsa affetmez yani. Şimdi ne dedik? Kul hakkıyla gidilmez. O zaman kul hakkını kim mi? Ben senin hakkını yedim, örneğin şu kalemi aldım. Bunu ben sana geri vermiyorsam hiç kimse düzeltemez bunu. Dede de düzeltemez. Ne yapar? Ya bunun parasını vereceğim sana ya da bunu getirip geri vereceğim. Zaten budur. Dedem yani. Yüce Allah da bize demiyor ki ne ilerse gelirsen gel, kul hakkınla gel. Kul hakkını edemeyeceğini de. Tabii. Rabbimiz de açık bir dilde uyarıyor. O açıkça uyarıyor. Biz zaten Muharrem orucunu boşuna tutmuyoruz. Muharrem yasını boşuna çekmiyoruz. Çünkü bu yas onların çektiği acıların yanında hiç kalır. Onlar bizlerin pirleridir. Onların o zalimlik karşısında bizim yaptıklarımız hiç kalır. Çünkü öyle bir acıyla karşılaştık ki dünya durdukça unutulacak gibi bir acı değil. Neydi, suçu neydi İmam Hüseyin'in? Suçu Yezid'e karşı gelmesi, haksızlığa karşı gelmesi. Peki şöyle diyoruz o zaman, İmam Hüseyin biat etmedi. Diğerleri de şöyle düşünüyorlar, Emeviler, daha sonra Abbasiler. Ehl-i Beyt soyundan gelenler dürüstlüğü, güzelliği, doğruluğu, insanlığı savunuyorlar. Bizim yaptığımız ortada. Eğer diyorlar, biz bunları ortadan kaldırmazsak halkın gözünde bir seçenek bunlar diyorlar. Evet. Yani doğru bir seçenek. O halde ne yapalım? Hiç suç olmasa da, hiç isyan etmese de 12 imamlar böylece küçücük yavrularıyla birlikte şehit edilmiştir. Bu nedenle biz diyoruz ki yine Alevi toplumu olarak dünyada barış gelsin, kötülükler, savaşlar, acılar ortadan kalksın. Eğer adil bir yönetim gelirse, dünyada barış oluşursa zaten hiçbir zaman eyvallah. Sorun olmaz. Eyvallah dedem. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için. Evet dedem. Şimdi programın da yavaş yavaş sonuna geldiğimiz için sizden de Alevi inanç önderleri, piller hakkında bilgi rica edeceğim. Az önce bir soru sormuştum. Pirlik, rehberlik şeklinde. Bu tanımlamanın içinde herhalde cevabımı alırım. Yani burada sormaya çalıştığım şey, atıyorum sizin şu anda gelmiş olduğunuz, vermiş olduğunuz görev pirlik mi, rehberlik mi? Rehberlikse pirlik olur mu? Pirlikse rehberliğe geçebilir mi? Geldiniz. Evet. Şimdi şu olguları birbirinden ayırmamız lazım. Alevi erkanının içerisinde 12 hizmet vardır. O 12 hizmetin hepsinin ayrı bir erkanın içerisinde hizmetleri vardır. Kırklar ceminde bir İmam Hüseyin'dir. Birlik İmam Hüseyin'den kalmıştır. Rehber dediğimiz kavram yol gösterici. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Mürşitlik dediğimiz mürşitlik makamı ise Hazreti Şah-ı Merdan Ali'nin. Sonuç olarak da her kavramlar yolun talibidir. Herkes İmam Hüseyin'in yolunun talibidir. Şimdi dedeler kimlerdir? Pirler kimlerdir? Açıkçası kısaca tanımlamak istedim. Sevgili dedem, yerine sağlık. Cem'in olgularını, Cem içerisindeki çeşitlemeleri, düşkünlükleri çok güzel ifade etti. İşte bunların bütün uygulamaların yapıldığı baş nokta pirlik makamıdır. Piller kimlerdir? Piller ilk önce yolun talipleridir. Yola ikrar verenlerdir. İkrarsız hiçbir olguyu konuşamayız. İkrar olmadığı yerde de Alevi'yle aslında konuşamayız. İkrar yola verilir. Dedeler Ehl-i Beyt soyundandır. Hani daha ne Ehl-i Beyt'in soyundan gelen evlatlardır. Ve seceleri, soykütlükleri sabit ve kadem olanlardır. Ve kendilerinin yaşadığı sosyal yapısı, ahlaki yapısı olarak topluma örnek olan kişilikler olmalıdır. Bu yönde de topluma yön verirler. İnanç önderliği dışında da topluma yön vermesi gereken mesajları da vardır. Ve her zaman Alevi toplumu içerisinde de saygın konumlandırılır. Sevgili dedem, hatta benim ikrar ocağım dedesi, ocağının evlatları, İmam Zeynel Abidin ocağından bir mürşit kapısı örnek verirsek, biz de
kendi taliplerimizi, kendi görgücenlerimizi yaptığımızda dördüncü kapıyı, mürşit kapısını dediğimiz kavramıyla birlikte görgücenlerimizde görgülerimizi yapıyoruz o şekilde. Şimdi burada şöyle, mürşit piri görüyor, pir talibini görüyor. Hı. Talibini görürken de mürşit yine ceme geliyor, görgü cemine. Orada çözülemeyen bir sorun olursa kesin kararı veriyor. Hı. Ya şimdi aslında şöyle diyebilsek, bir yol düşünelim, bir yolun yolun ortasında çizgiler var. Çizgiler rehberdir, yani yolu gösterir. Pir de tabeladır, yön verir. Korkuluklar vardır yolun sağında solunda dedem. O da mürşittir. Hani yoldan çıkmamak için dede mürşitlik makamı bir mekanizma oluşturur. Yani bir yanlışın önlenmesi adına. Hani dedim Kırklar Cemi'nde mürşit Şah-ı Merdan Ali'dir. Çünkü Kırklar Cemi'ne Hazreti Muhammed Mustafa'yı yön veren Şah-ı Merdan Ali'dir. Evet. Onun nişanesiyle yol göstermiştir. Buradaki kavramlardan, Kırklar Cemi'ndeki kavramlardan örnek alarak Aleviler bu kavramları rehber dönüş. De onları hazırlayıp yola getirendir, evet, zaten. Aynı rehberi şekilde yol gösterendir. Evet, Nedem, ikinizin yüreğine de sağlık. Özellikle siz bugün kalkıp bu Muharrem ayında bizlere mihman oldunuz. Son sözlerinizi alalım. Sonra programın sonuna geldik. Zakirlerimizden de bir nefes alarak programımızı sonuçlandıracağız. Buyurun. Sizin de emeklerinize sağlık. Eyvallah. Çalışanların da emeklerine sağlık. Bu Yasin Matem ayında şehitler Şah Hüseyin için tutulan bütün oruçlar kabul olsun. Allah Allah dedim. Cümlemizin. Yardımcımız 12 imamlar olsun. Allah Allah. İmam Hüseyin'in ve Kerbela şehitlerinin şefaati hepinizin üzerinde hazır ve nazır olsun. Eyvallah. Allah. Yüce Allah bir daha böyle acılar hiçbir zaman bizlere göstermesin. Çoluğumuzu, İnşallah, çocuğumuzu her türlü acıdan, kederden uzak eylesin. Allah Allah. Barışı ve güzelliğin olmasını sağlasın. Evet, Yüce değerli dostlar. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Zakir kardeşlerimizle, Deyiş'le bugünkü programımıza son vereceğiz. Sevgiyle kalın, Hüseyin'le kalın diyorum. Dostça kalın. Buyurun. Yadigarım Mustafa'yım, Mürteza'nın goncasıydı. Fatıma'nın cananıydım, cihanda kimsesiz kaldı. Fatıma'nın cananıydım, cihanda kimsesiz kaldı. Her biri yad yol kesti, çekti sahraya getirdi. Fırat'ın yolu kesildi, çöllerde çaresiz kaldı. Fırat'ın yolu kesildi, çöllerde çaresiz kaldı. Kardeşlerin baş tacıydım, yedi kardeş abacıydı. Hasan Hüseyin yarıydım, kardeşlerden ayrı kaldım. Hasan Hüseyin yarıydım, kardeşlerden ayrı kaldım. Ben bacıyım, çok ağlarım, kınamayın yaralıyım.
Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyı. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyı. Gitmişti su getirmeye, Rukiye'yi sevindirir. Çekilir mi böyle çile, yerlerde kollar topladı. Çekilir mi böyle çile, yerlerde kollar topladı. Hüseyin'imi ok attılar, ciğerlerimi yaktılar. Gerdana hançer saldılar, Necef'e bakar ağlarım. Gerdana hançer saldılar, Necef'e bakar ağlarım. Hüseyin nikaha başladı, Kasım Fatıma'ya baktı. Bu toya alem ağladı, gözyaşıyla kına yaktı. Bu toya alem ağladı, gözyaşıyla kına yaktı. Ben bacıyım çok ağlarım, kınamayın yaralıyı. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyı. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyı. Leyla Ekber'den ayrıldı, zannettim cihan yıkıldı. Davası mahşere kaldı, başıma kara bağladı. Davası mahşere kaldı, başıma kara bağladı. Bir kuzu candan meledi, sedası ciğerimdendi. Su yerine kanın içti, ruba bile saçlar yoldu. Su yerine kanın içti, ruba bile saçlar yoldu. Bir çift oğul büyütmüştüm, iki cihana vermezdi. Kardeşime kurban ettim, sinemi döker ağlarım. Kardeşime kurban ettim, sinemi döker ağlarım. Ben bacıyım çok ağlarım, kınamayın yaralıyı. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyı. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyı. Kardeşlerimi vurdular, libaslarını soydular. Gözüm önünde durdular, yedi başa yoldaş oldular. Gözüm önünde durdular, yedi başa yoldaş oldular. Kara giyen bibim eyvah, derdinle eylerim sabah. Sana kurban pir perişah, ömrümce sana ağlarım. Sana kurban pir perişah, ömrümce sana ağlarım. Ben bacıyım çok ağlarım, kınamayın yaralıyı.
Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben bacıyım çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben Zeynep'im çok ağlarım, kınamayın yaralıyım. Ben bacıyım çok ağlarım, kınamayın yaralıyım.